2016-2017 yılı Arapça ön lisans 2. sınıf ara sınav sorularını çözmeye başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, belli bir zamandan beri İmam Hatip Lisesi sınıflarının Arapça derslerini bazı basın yayın kuruluşlarının Arapça haber başlıklarına, Arap zekasını yansıtan Latife fıkraları ve Nasrettin Hoca ile ilgili fıkra okumalarını bu kanalımıza devam ettiriyoruz. Bunun yanında Arapça ön lisans ilahiyat öğrencilerinin derslerine katkı sunmak amacıyla geçmiş yıllara ait çıkan soruların anlatımlı çözümlerini de videolarımıza sunmaya çalışıyoruz. Arapça güzel bir dil. Arapça zengin bir dil. Arapça 2 milyara yakın inanan insanın ortak kültür dili, ortak ilahi kitabının dili, ümmetin dili. Ayrıca ekonomik, iktisadi yönünden de önemli bir dil. Birleşmiş Milletler'de kabul edilen 5 dilden biridir. Bu nedenle bu emeğimizin ses getirmesi bakımından sizlerin de ilgi göstermeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Nasıl ilgi göstereceksiniz? Takip edeceksiniz. Eksikliklerimiz varsa bize bildireceksiniz. Daha güzele, daha mükemmele, daha albenliğe nasıl varabiliriz? Ve haberi olmayan arkadaşlarınıza da bu noktada haberdar etme göreviniz de vardır. Hepinize başarılar dileyerek birinci sorumuzun çözümüne başlıyorum. Arkadaşlar, ihtemele fiilinin ismi mef'ulü aşağıdakilerden hangisidir? İhtemele'deki i'yi atıyoruz, yerine bir mim getiriyoruz. Sondan bir önceki harfin harekesi muhtemelun olursa arkadaşlar ismi mef'ul, muhtemilun olursa ismi fail olur. Dolayısıyla bizden ne istiyor? İsmi mef'ulü istiyor. D şıkkımız muhtemelün, muhtemeldir. Yani ihtimal dahilindedir. Mahmulun, mahmul ilgisi yok. Hamlet, hameletün değil, hamilün değil. Bu ikisi arasında çünkü ismi fail ve ismi mef'ul elde etmek için mezit fiillerde ne yapıyoruz? Baştaki i elifi atıp yerine ötreli bir mim getiriyoruz. Ve sondan bir önceki harfi üstün yaparsak ismi mef'ul, esre yaparsak ismi fail elde etmiş oluruz. İkinci sorumuz, Fatimetu ve Ayşetü, Fatma ve Ayşe, ilel müsteşfe cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar diyor. En uygun. Ayşe ve Fatma, Fatma ve Ayşe iki kız olduğu için tabi ne diyeceğiz? Yezhebne cemi'dir arkadaşlar. Yezhebne cemi, yezhebeni yine müzekkerler için, tezhebu bir müfret bayan için tezhebeni. Doğru cevabımız Fatma ve Ayşe başta olduğu için fiil kendilerine hem sayı bakımından hem cinsiyet yönden ne yapacak? Uyacak. Ayşe tü ve Fatimetü, Fatimetü ve Ayşetü tezhebeni ilel müsteşfe. Fatma ve Ayşe hastaneye gidiyorlar. Üçüncü sorumuz, ya ammi li kıssaten cemileten cümlesindeki boşluğu en uygun aşağıdaki kelimeden hangisi en uygun şekilde tamamlanır? Bakın, en uygun. Belki diğerleri de tamamlar ama diyor ki en uygun. Şimdi tabi emir veriyor, tabir caizse talepte bulunuyor. O zaman uksusa denebilir mi? Çünkü am birdir, bir tane. Olmaz. Bu tesniyeye verilmiş bir şey. Uksusu arkadaşlar yine cemilere ait bir siga.
O zaman husna müenneslere, husu yine çoğula, hussa diyor ki amcacığım bize güzel bir hikaye anlat. Güzel bir hikaye anlat. Dördüncü sorumuz. Mâze fealte kable hudurike ilel hadikati. Bakın mâze fealte ne yaptın kable hudurike gelmeden önce ilel hadikati. Parka gelmeden önce ne yaptın diyor. Altı çizili kelime gelmek eş anlamlısı ne olabilir? Avdetün dönmek, hadratun hazır olmak, zihebuke gitişin, hurucu çıkışın. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Meci ce'e yeci'u. Yani şöyle düzenleyebiliriz. Mâze fealte kable meci'ike ilel hadikati. Bahçeye, parka gelmeden önce ne yaptın? Es-sual-i hamis. Ya'tebiru nefsehu es'aden nâsi. Cümlesine yer alan altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Zıt anlamlı. Nedir zıt anlamlısı arkadaşlar? Ehabbe en sevimli, eşhere en meşhur, eşhe en iştahlı, eştara en becerikli, eşka en şakî, en huzursuz. Yani Es'ade'nin zıttı eşka, sa'id ve şakî. İnsanlar dünyada ve ahirette zaten iki kısma ayrılırlar. Hak yolun salikleri mes'ud, sa'id, batıl yolun, yanlış yolun salikleri de şakî, eşkıya. Allah bizi onlardan etmesin. Dolayısıyla doğru cevabımız D'dir. Şakî, eşkıya. Aşağıdaki hangisi camit türememiş bir sözcüktür? Arkadaşlar nedir? Mesela diyelim ki mücahidune cehededen gelmiştir. Muhtelle, ihtelle, yahtellüden gelmiştir. Küffarun kefere yekfirüden gelmiştir. Müstehlikun, istehleke, yestehlikuden türemiştir. Asafirun nedir? Türememiş bir sözcük. Çünkü türetemeyiz. Asafir. Fiilden türemiş değil. Yapı itibariyle budur. Es-sual-i sâbi. Bayan öğretmenle kız öğrenci her gün sayıyorlar cümlesinin Arapça doğru karşı çevirisi aşağıdakiler hangisidir? Yani ne yapıyorlarmış bayan öğretmenle? Her gün sayıyorlar. Bakın el-muallimâtu ya'dudne talibeti yevmen günlük sayıyorlar. Her gün yok burada. El-muallimâtu ya'uddûne talibeti kille yevmen burada ya'uddûne erkekler için. Burada ne olması lazım? Ya'dud ne olması lazım? Dolayısıyla bu da yanlış. El-muallimâtu ta'dudne talibati külle yevmin. Kız öğrenciler her gün sayıyorlar ama ta'dudne değil. Ne dedik? Bayan öğretmenler çoğul ve gayip olduğu için sevgili öğrenciler ya'dudne olacak yani. Ya'dudne zaten yanlış. Dolayısıyla El-muallimâtu ya'dudne talibati külle yevmin. Her gün öğrencileri sayıyorlar diyor. Abdün kelimesinin ismi tasgırı aşağıdakiler hangisidir? Abdün arkadaşlar kul demek. Bunun küçültülmüşü Ubeydün, Ubeydullah. Ubeyd kulcuk, kulcağız. Benim mesela üniversitede sevdiğim bir arkadaşım vardı. Adı Ubeyd, yani iyi geçindiğimiz, dost olduğumuz bir arkadaş. Ubeyd adı gibi kul. Evet. Peki diğerleri abbad, çok ibadet eden, ma'bud, kulluk edilen, abidun, kul, itaat eden, ibadet eden, ubudiyetun, kulluk, yani ibadet. Dokuzuncu soru, ma'mel arkadaşlar, ismi aşağıdaki fiiller hangisinden türemiştir? Ma'mel. Ma'mel ne demek? Ma'mel laboratuvar, yani çalışılan yer demek, iş yapılan yer demek sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla alime bildi, amile çalıştı. Bakın amile me'melun. E'mele yaptırdı, iste'mele yaptırmak istedi, çalıştırmak istedi. Alleme nedir? Öğretti. Doğrusu arkadaşlar nereden türemiş? Amileden türemiş. Amile ya'melu me'mel.
Ma'mel laboratuvar. El muvazzafetü, şöyle biraz küçültelim. El muvazzafetü, el muvazzafetü 10. soru. El muvazzafetü nokta nokta el musafirine fis sefineti. Cümlesindeki yani görevliler, bayan görevliler, yolcuları gemide. Ne yapıyorlar gemide arkadaşlar? Bakın adedna bayan olduğu için olmaz. Addu olmaz. Adde yine olmaz. Yani bu başta olduğu için kuralımızı unutmuyorsunuz sevgili hanımlar beyler. Eğer isim başta ise ne olacak? Fiil failine hem sayı hem cinsiyeti yönden uymak zorunda. O zaman bayanlar olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? Adet ne? Adet ne? Adet ne? Yani ne yaptılar? Diyelim ki bayan hanım görevliler yolcuları, gemideki yolcular saydılar diyoruz. Aşağıdaki fiillerden hangisi efali hamseden değildir? Bakın arkadaşlar efali hamse bildiğiniz gibi elif, vav, ye'den sonra nunla biten fiillerdi. Elif, vav, ye'den sonra biten fiillere biz efali hamse diyoruz. Ve bunların ref durumu nunun subutu, nas ve cezm durumu da nunun düşmesiyle. Mesela bakın temşiyani, bu efali hamseden. Te'lemune, bu efali hamseden. Yescudne, bu efali hamseden değildir. Çünkü elif, vav, ye'den sonra nun gelmemiş. Bu nisve nunu. Dolayısıyla bunu işaretliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Elif, vav, ye'den sonra nunla biten fiillerimize efali hamse diyoruz. Yani fiili muzari sigası. Elif, vav, ye'den sonra nunla bitiyor ise o fiillerimize biz ne diyoruz sevgili öğrenciler? Efali hamse diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi nun harfinin harfiyle meczum emri gaib sigasıdır? Emri gaib. Bakın bir kere emri gaib nedir? Fiili muzari'nin başına esereli bir li getirir. Le. Yani li. Bakın burada lem nedir? Nehi. En fiili muzari nasbeden ve mastar manası veren. La burada neh ediyor. Yine la yedhulu girmiyorlar, girmesinler. Ve la yedhulu girmesinler. Udhule burada da emri hazır. O zaman doğru cevabımız nun vardı burada. Yedhuleni liyedhule oldu. Nun düştü. Az önceki kuralımızı hatırlayın. Elif vaviyeden sonra nun var ise cezm ve nas durumunda nun atılır arkadaşlar. Es-Suali Seris Aşara 13. soru. Hel il tehemehu ahadu zi'abul gadireti. El gadireti. İl ez-zi'abu kurtlar demek arkadaşlar. Hel tehemehu ahadu zi'ab. Yani kurtlardan, o saldırgan kurtlardan herhangi bir tanesi ona saldırdı mı ya da herhangi bir şey yaptı mı anlamında. Tekili aşağıdaki hangisi? Mesela Vadi Ziab. Türkiye'de meşhur bir dizi. Kurtlar Vadisi. Oo diyor. Evet. Bunun müfredi arkadaşlar. Ziabu Zibun. Zibun Ziabun. Zibun Ziabun. Evet. Aşağıdaki fiillerden hangisi mukadder bir ötre ile merfudur? Mukadder bir ötre. Bakın termine, yermune, nun nun var. Lem yermi zaten meczum. Yermiyeni nun var burada. O zaman doğru cevabımız yermi. Yerim. Bakın burada mukadder bir ötre yok. Burada nun var merfu. Burada nun var merfu. Burada nun var merfu. Burada zaten meczum. Dolayısıyla bu kalıyor sevgili arkadaşlar. Yermi. Aşağıdaki cümleden hangisinde fiil mebni değildir? Fiil mebni değildir. Bakın
La teclisne hune ya benat. Kızlar burada oturmayın. Buradaki nun nisven onu mebnidir arkadaşlar. Mâze tektubîne ya Leyla. Leyla ne yazıyorsun? Leyla ne yaz? Bakın buradaki fiil mebni değildir. Niye? Tektubîne nasb ve cer durumunda tektubî olur. Fetehtu her zaman fetehtu olur. Raca'na her zaman raca'na olur. Zaten üktübne burada nisven onu. Dolayısıyla cevabımız o. 16. sorumuzda aşağıdaki cümleden hangisine 5 isimden olan kelimenin kullanımı yanlıştır? Bakın 5 ismi hatırlayalım arkadaşlar. Neydi 5 isim? Ebun, Ehun, Femun, Hamun, Zu. Ebun, Ehun, Femun, Hamun, Zu. Bakın yanlış diyor. Ebu, bu 5 isim ref durumunda vav, nasb durumunda elif, diğer durumda da ye alır. Ebun, eban, ebi olur. Ebu, eba, ebi olur. Tabi bu hareketleri alması için bir başka isme de muzaf olması lazım. Bunu hiç unutmuyorsunuz. Eyne ya'melu Ebu Bekir'in. Bakın Ebu Bekir nerede çalışıyor? Vav ile merfum. Re'eytu seyyarete hamike. Ne diyor arkadaşlar? Re'eytu seyyarete hamike. Kayın babanın arabasını gördüm. Seyyarete hamike. Burada neyle? Ye ile mecrur olmuş. Çünkü seyyara muzaf, hami muzaf ileyh ve muzaf, ke muzaf ileyh. İle eyne zehebe ahuke. Erkek kardeşin nereye gitti? Fa'in. Ce'e raculun ve hulukin. Ahlak sahibi, ahlaklı bir adam geldi. Fa'il olduğu için zu hulukin olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Yani yanlış olarak kullanmış. İftah fâke min fadlike. Lütfen ağzını aç. Doktor herhalde dişleri muayene ediyor ya da boğazını. İftah fâmeke min fadlike diyor. Lütfen ağzını aç. 17. soru. Kâne ebûhüme. Babaları idi. İmâmen imamdı. Mütekaidin emekli bir imamdı. Efne harcadı. Umrehu ömrünü harcadı. Küllehu tüm ömrünü harcadı. Fî ta'atillâhi teâlâ yüce Allah'a itaatte geçirdi. Yani tüm ömrünü yüce Allah'ın itaatinde geçiren emekli bir imamdı babaları. O zaman tükettiği yok burada bakın. Burada tükettiği yok. Efne harcadı diyoruz, geçirdi diyoruz. Emekli bir imam olan babalar tüm ömrünü Allah-u Teala'ya itaatte harcadı. Babalar hayatı boyunca Allah-u Teala'ya itaat için çalışan takvalı bir imamdı. Takvalı yok burada. Babalar ömrünün tümünü Allah-u Teala'ya itaate adayan yaşlı bir imamdı. Yaşlı kelimesi yok. Babaları tüm ömrünü Allah-u Teala'ya itaatle geçiren emekli bir imamdı. Emekli bir imamdı. Arkadaşlar yani doğru çevirisi nedir? Bakın babaları tüm ömrünü Allah-u Teala'ya itaatle geçiren emekli bir imamdı. Yani tüketmek olabilir de doğru kullanım değil. Emekli bir imam olan babaları tüm ömrünü Allah-u Teala'ya itaatte harcadığıyla bunun arasındaki nüans nedir? Babaları tüm ömrünü Allah-u Teala'ya itaatle geçiren emekli bir imamdı. Evet. Doğru tercümesi bu. Şimdi çoğulu cemi müzekker salim şeklinde yapılan 5 isim aşağıdakiler hangisidir? Çoğulu cemi müzekker salim. Cemi müzekker salim. Mesela femun ağız, hamun kayınbaba, ehun erkek kardeş, ebun nedir? Baba, zu sahipli demek. Cemi müzekker salim şeklinde yapılan çoğulu arkadaşlar hangisi? Zu. Zune. Tamam. Aslında zu zevat da kullanılır. Zune de kullanılır. Dolayısıyla doğru cevabımız budur sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümleden hangisinde 5 isimden olan kelime tesniye değildir?
Ahavâke tesniyedir bak. İki erkek kardeşin zehebe ile mescidi camiye gitti. İki erkek kardeş. Mete seyaudu el ebevani, bakın ebevani, baba, iki baba. Mine sokuyor. İki baba çarşıdan ne zaman dönecek? Sellemtu ale ihvanikum. Bakın burada erkek kardeşlerinize selam verdim. Erkek iki kardeşiniz değil, kardeşlerinize. Dolayısıyla bu tesniye değil, cemidir de arkadaşlar. Ra'aytu al-hamawayni, iki kayınbabayı gördüm, fil müsteşfa, hastanede. Ca'a raculani, iki adam geldi, zeva veva nedir, mesuliyetin, zeva mesuliyetin, sorumluluk sahibi iki adam geldi diyor. Tabi doğru cevabımız C. Son sorumuz sevgili arkadaşlar, aşağıdaki cümleden hangisine beş isimden olan kelimenin irabı harekeyledir? Beş isimden olan kultu leke la teftah fake. Bakın. Buradaki la teftah fake, ağzını açma derken arkadaşlar, ağız burada mef'ul ve mansuptur, nasb alameti eliftir. İnnel ebe, inneden sonra geldiği için mansup, nasb alameti fethadır. Arkadaşlar hareke yani. O zaman doğru cevabımız bu. İle eyne zehebe ahabake. Burada da bakın nasb ile merfu olmuş. Neden? İle eyne zehebe, iki erkek kardeşi nereye gitti, fail ve muzaf, elif ile ne olmuştur arkadaşlar? Merfu olmuş. Reca'a ebukum mines seferi, babanız yolculuktan döndü. Burada merfu ref alameti vavdır. Merertu bi hamike emsi, dün kayınbabana uğradım. Bi geldiği için mecrur, cer alameti ye'dir. Bu 20 sorunun çözümüyle de bu videonun sonuna geldik. Hepiniz hoş kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın sevgili değerli arkadaşlar.